Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir Her Daim Hareket programıyla karşınızdayız. Her zaman söylediğim bir şey vardı tüm programlarda. Sizin ihtiyacınız benim ihtiyacım, benim ihtiyacım sizin ihtiyacınız. Vücudumuzu dinleyerek bugün sizlerle kalça, basen, bacak hareketleri yapacağız. Eğer sizler de ekranlarınız başında hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk yapacağımız harekette gördüğünüz üzere ben biraz da çıplak ayakla göstermek istiyorum sizlere ki tam olarak hareketin neye ihtiyacı olduğunu, hareketi nasıl yapacağımızı biraz daha anlamlı hale getirebilelim. Hemen yana doğru matımızın üzerinde pozisyonumuzu alıyoruz. Bir bacağımız önde olacak, diğer bacağımız geride. Sanki adım atıyormuş gibi pozisyonumuzu aldık. Tek yapacağımız şey parmak uçlarımızı tamamen yere kitleyerek, köklenerek parmak uçlarımızla birlikte topuklarımızı yerden kaldırmak. Sadece parmaklarımız yerde kalacak. Dengede kalmaya özen gösterin. Bacaklarımız sıkılı. Kalf dediğimiz alt bölgemiz sıkı olacak. Parmak ucumuza kalktık. Bütün denge, parmak uçları, bacaklar, özellikle alt bacaklarımız, üst bacaklarımız. Özellikle ayağınızın üzerinde çok fazla topuklu ayakkabı giyiyorsanız bu şekilde durmaya alışık bacaklarınız. Ayaklarınız deforme olmaya çok meyilli. O nedenle bizim istediğimiz şey ayağımızı tamamen yere yerleştirip zaten matın üzerinde ayaklarınızın izleri çıkacaktır. Hiç pozisyonumuzu bozmadan tamamen parmaklarımızla köklendirip parmak ucuna çıkıyoruz. Hafif denge kaymaları olacaktır. Bu aslında parmaklarınızın ne kadar güçsüz olduğunu gösteriyor. O nedenle isterseniz dengenizi bozmamak adına duvardan da destek alabilirsiniz. Tabii ki tüm hareketlerimizde ne kadar efor sarf ettiğimize bakmaksızın nefesle hareketlerimizi destekliyoruz. Son 5 diyelim. 4, birkaç saniye parmak ucunuzda kalın, 3, 2, son. Şimdi hareketi yaparken, egzersizi yaparken ayağınızın üstü bir gevşeyecek, bir kasılacak. Bunu yaparken aslında bu hareketi yapmamızın nedeni çok fazla topuklu ayakkabı giyip sürekli parmak ucunuzda kalmanızdan kaynaklı aslında arka bacak kaslarınızın daralması, kısalması. Bu hareketi yapıyoruz çünkü bir taraftan da diz kapaklarımız sıkı halde olacak, kırık durmuyoruz. Tamamen bacak boyunuz gergin halde bekleyecek. Yine önden de göstereyim sizlere. Parmak ucuna çıktığınızda parmaklarınız ister istemez yere kenetleniyor. Tüm parmaklarınızdan kuvvet almaya devam ediyorsunuz. Aynı zamanda ayağınızın üstü, dediğim gibi arka baldırlarınız, diz kapaklarınız ve üst bacaklarınız tüm gövdenizi, ağırlığınızı kaldırdığı için bu hareketi yine 15 tekrar 3 set halinde yapabilirsiniz. Şimdi diğer bacağıma geçiyorum. Bu kez sağ bacağım önde, sol bacağım arkada olacak. Diz kapaklarım dediğim gibi kırık değil, tamamen adımlıyormuş gibi düz bir şekilde pozisyonu alıyorum. Birkaç tekrardan sonra aslında dengede kalmaya devam edeceksiniz. Çünkü kaslarınız ona yönelik kendini geliştiriyor. O nedenle eğer bir yere tutunuyorsanız evet ilk sette tutunarak yapabilirsiniz. Ancak ikinci ve üçüncü setlerde kendi dengenizi sağlayacak şekilde hareketi yapmanızı isteyeceğim sizden. Son 5, 4, 3, 2,
ve son. Şimdi bu hareketi tek tek adım alıyormuş gibi yaptık. Bunun nedeni aslında bu hareketi yaparken bir adımımızı geride aldığımızda hangi bacağımız gerideyse o bacağımız daha fazla ağırlık kaldırıyor. Bunu aynı şekilde yine bacaklarınızı omuz genişliğinde açıp bulunduğunuz yerde parmak ucunuza çıkarak da yapabilirsiniz. Bu kez her iki bacağınızda dengeli bir halde ağırlığınızı paylaşacaklar. Dengenizi sağlayabilmenizin bir diğer yöntemi ise kor bölgenizi sıkmak olacak. Karın kaslarımızı sıktık, kalçamızı içeri aldık. Bu şekilde dengemizi daha sağlam tutabileceğiz. Yine aynı şekilde tüm bacak kaslarımız çalışıyor. 5, 4, 3, birkaç saniye havada kalın. 2 ve son. Biraz uyuşma olabilecek. Buna hazırlıklı olun. Çok yavaş yaptığımız için aslında hareketi sindire sindire yapıyoruz. Bunu da fark edeceksiniz. Ancak çok fazla ara vermemeye dikkat edin ki bacak kaslarınız tam ısınmışken onu soğutmadan diğer sete geçmiş olalım. O nedenle şimdi üçüncü hareketimize geçerken hiç mola vermiyoruz. Dediğim gibi terleme, efor sarf etme, nabzın yükselmesi olmadığı için bu hareketlerde arka arkaya sıralı bir şekilde egzersizleri yapabilirsiniz. Şimdi üçüncü egzersizimize geçerken bunda biraz da nabzımız yükselecek. Buna hazırlıklı olun. İlk iki hareketimizde biraz ısınma, bacaklarımızın kaslarını hareket ettirme, egzersizlere hazırlama egzersizleri olarak adlandırabiliriz. Şimdi üçüncü hareketimizi hemen gösteriyorum size. Yine bir ayağım önde, bir ayağım geride olacak şekilde hareketimi göstereceğim. Önce bacağımı kırıyorum, geride olan bacağımı. Sonrasında yukarı doğru karnıma çekiyorum. Ayağınız flex de olabilir, serbest de bırakabilirsiniz. Nasıl ihtiyaç duyarsanız. Tabii ki bunu kol kaslarımızla destekliyor olacağız. Arkaya 90 derece şekilde öne doğru eğilmeden, dizinizi yere koymadan bunu senkronik bir şekilde yapmanızı istiyorum sizden. Ayağımızı, arkada kalan ayağımızın parmak uçları yerde olacak sadece. Tüm bacak kaslarımız, kalça kaslarımız hareketli. Dengede kalamıyorsanız yine bu egzersizde de diğer egzersizlerde olduğu gibi herhangi bir materyalden destek alabilirsiniz. Duvar olur, sandalye olur, koltuk olur, tezgah olur. Yine aynı şekilde diğer tarafa da uygulayacağız şimdi. Yine bir bacağım önde, diğeri geride olacak şekilde. Arkada kalan bacağım parmak ucunda olacak. Dizimi koydum, çektim. Koydum, çektim. Dengenizi kaybetmeden. Kollarınızdan destek alabilirsiniz. Hem de alt karın kaslarınızın çalıştığını hissedebilirsiniz. Üst gövdeniz dik. Son 5, 4, 3, 2, son kez. Evet, sizlere bu hareket başlangıcında söylemiştim. Bu hareket birazdan nabzınızın yükseldiği bir egzersiz olacak diye. Yine gördüğünüz üzere hem alt karın kaslarımız, hem bacaklarımız, hem kalçamız aynı anda çalıştığı bir egzersiz oldu. Yine
çok topuklu giyiyorsanız gün içerisinde, rahat hareket edemiyorsanız, yürüyüş yapamıyorsanız özellikle bu hareketleri evde deneyimlemenizi sizden istiyorum. Hareketleri yaparken dikkat etmeniz gereken noktalar, birincisi dengede kalabilmek. Dediğim gibi ilk setin günahı olmaz diyelim ve bunun için siz de hareketleri yaparken destek alabilirsiniz herhangi bir yerden. Ancak ikinci ve üçüncü setlerde artık vücudunuz, kaslarınız o egzersize hazırlıklı olduğu için ikinci ve üçüncü setlerde artık desteksiz bir şekilde bu hareketleri yapabiliyor olmanız gerekiyor. Dediğim gibi arkada kalan bacağınızın dizi yere değmeyecek şekilde hareketleri tamamlamanız gerekiyor. Yine kollarınızdan destek alabilirsiniz. Aynı şekilde karın kaslarınızı sıkmayı kesinlikle unutmayın. Nabzınız çok yükseliyorsa derin derin nefes alın. Bu hareket özelinde sizlere 10'ar saniyelik set aralarında mola vermenizi önerebilirim. Şimdi sıradaki egzersizimizle devam ediyoruz. Şimdi matımın başındayım. Ayaklarımı omuz genişliğinde açtım. İki parmak ucumda karşıya doğru bakıyor olacak. Hafifçe squat oturacağım. Ancak yapacağımız hareket squat olmayacak. Hafifçe kalçamı geriye verdim. Üst bedenim düz ve diz kapaklarım parmak uçlarımı geçmiyor. Bu pozisyonda kaldık. Bir 5 saniye bu pozisyonda kalmanızı ve hareketi tamamen sindirmenizi istiyorum sizden. Şimdi bu şekilde ördek yürüyüşü minvalinde bir hareket yapacağız. Küçük küçük adım alıyoruz. Ancak pozisyonunuzu bozmadan. Ellerinizi önde birleştirebilirsiniz dengenizi sağlamak için. Tüm matımı yürüyerek bu şekilde geldim. Şimdi de geriye doğru. Karın kaslarınızı sıkın. Üst bacaklarınızın yandığını hissedeceksiniz. Küçük küçük adımlamalarla pozisyonumuzu bozmadan matımızın bir ucundan diğer ucuna geçiyoruz. Tekrar. Hangi ayağınızla başladığınız çok önemli değil. Önemli olan pozisyonu bozmamanız. Hareketin anlaşılması için son bir kez daha yapıyorum. Karnım sıkı. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Ve bu şekilde yine hareketimizi tamamlamış olduk. Bu harekette özellikle üst bacaklarınız inanılmaz derecede yanıyor olacak. Buna dikkat edin. Sonrasında bacaklarınızı hafifçe hareket ettirerek esnemesini sağlayabilirsiniz. Şimdi sıradaki hareketimizde yine bir önceki egzersizimize benzer bir hareket yapacağız. Yine matımın üzerindeyim ve hafifçe squat'a oturdum. Yine dikkat ettiğimiz şey diz kapaklarımızın parmak ucunu geçmemesi olacak. Kalçamızı geri verdik. Tek yapacağımız şey tek tek bacaklarımızı geriye doğru uzatmak. Hafifçe. Dengenizi bozmadan, pozisyonunuzu bozmadan bacağımızı geriye doğru itip tekrar başlangıç noktasına getiriyoruz. Bu harekette özellikle kalçanız sıkacak. Kalça kaslarınız harekete geçecek. Son 5, 4, 3, 2, 1. Sevgili izleyiciler, bugünkü egzersizlerimizin sonuna geldik. Kış aylarına girmişken egzersiz yapma olasılığımız daha da düşüyor. Evlere kapanıyoruz, soğuklardan dışarı çıkamıyoruz. Ya da yürüyüş yapıyorsak bu yürüyüşlerimiz daha da kısalıyor. O nedenle sizlerden ricam, evlerdeyiz. Evlerde olmaya devam edeceğiz. Ancak bu süre zarfında egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Özellikle bugün sizlerle bacak kaslarımızı ve kalça basen hareketleri
gösterdim. Sizlerle birlikte bu hareketleri deneyimledik ve bu hareketleri yaparken gün içerisinde çok fazla oturmanız engel değil. Gün sonunda akşam otururken 5 dakika bile bu hareketleri ayırmanız sizin faydanıza olacaktır. Gördüğünüz üzere ben de sizlerle birlikte terimi attım, güne hazırım ve bugünden sonra da yine sizlerle benzer hareketler yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın.